Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Söğer Ünlü. Merkezi Washington'da bulunan Freedom House, Özgürlük Evi yeni raporunu yayınladı. Raporda geçen yıl tüm dünyada özgürlüklerin daha çok kısıtlandığı, dünya nüfusunun yarısından fazlasının ya kısmen özgür olan ya da hiç özgür olmayan ülkelerde yaşadığı belirtiliyor. Türkiye kısmen özgür ülkeler arasında yer alıyor ve listedeki yeri geçen yıla göre gerilemiş durumda. Özgürlük Evi'nin raporuna göre Türkiye'nin kısmen özgür sayılmasında hükümetin Gezi Parkı olayları sırasında protestocuları sert bir biçimde bastırması ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özel sektöre kendi politikaları çizgisinde yer alması için baskı yapması büyük rol oynadı. Özgürlüklerdeki gerileme en çok Mısır'da görüldü. Öfkeli protestolar askeri darbeye ve muhalefetin bastırılmasına yol açtı. Özgürlük Evi'nin 2014 raporunun yazarı Arch Paddington'a göre Mısır bu açıdan yalnız değildi. We are at a time right now. Baskıcı liderler artık geçmişte olduğundan çok daha kibirli, özgüvenleri çok daha fazla. Baskıcı ülkeler arasında sıkı olmasa da bir bağ, bir ittifak var. Özgürlük Evi, 195 ülke ve 14 bölgedeki siyasi ve medeni hak ve özgürlükleri değerlendirdi. Özgürlük seviyesi son 8 yıldır ard arda düşüş eğiliminde. Dünya nüfusunun %60'ı, bir başka deyişle 4 milyar 300 milyon kişi ya kısmen özgür olan ya da özgür olmayan ülkelerde yaşıyor. Siyasi seçkinlerin her zaman şiddete başvurmaları, insanları köşeye sıkıştırmaları gerekmiyor. Bunları yapmasalar bile siyaseti kontrol edebilir, siyasi muhalefeti saf dışı bırakabilirler. Avrasya, özgürlüklerin en kısıtlı olduğu bölgelerin başında geliyor. Rusya ve Ukrayna'da basına yönelik baskılar dikkat çekici. Bölge nüfusunun %78'i özgür olmayan ülkelerde yaşıyor. Orta Doğu'da ise Suriye en az özgür 10 ülkenin içinde yer alıyor. Orta Doğu halklarının %83'ü özgür olmayan ülkelerde yaşıyor. Uzak Doğu ve Pasifik'te ise Çin'deki durumun 2013'te daha da kötüleştiğine dikkat çekiliyor. Bu bölgede özgür olmayan ülkelerde yaşayan nüfusun oranı %43. Afrika kıtasında ise nüfusun %35'i özgür olmayan ülkelerde yaşıyor. Amerika dünyanın en özgür ülkelerinin başında geliyor. Ancak Özgürlük Evi raporuna göre Amerika'nın da kaygılanmasını gerektirecek bazı konular var. David Kramer, Freedom House Başkanı. Özgürlüklerde gerileme olması istikrarlı ülkelerin, güvenilir ortakların azalması anlamına geliyor. Özgürlük Evi başta Amerika olmak üzere demokratik ülkelerin de şüphe içine düştüğünü, bu nedenle örneğin Orta Doğu'da ilerleme kaydedilmesi için harekete geçmede isteksiz olduğunu belirtiyor. David Shanker, Washington Enstitüsü uzmanı. Amerikan kamuoyu ülkelerinin Orta Doğu'da askeri, mali hatta diplomatik girişimlerde bulunması konusunda hiç de ilgili ve istekli değil. Bu duygular seçim sandığına da yansıdı. Amerikalılar daha çok iç konulara odaklanıyor. Bu da özgürlük arayışında olanların yardım alma şanslarını azaltıyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Suriye barış görüşmeleri ya da Cenevre 2 süreci dün Montreux'de başlamıştı. Cuma günü tam kapsamlı görüşmeler Cenevre'de sürüyor olacak. Ancak bugün de süreç için önemli bir aşamaydı. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Lahtar Brahimi, Suriyeli muhalif gruplarla görüşerek bir arada masaya oturma konusundaki istekliliklerini görmeye çalıştı. Bu arada Şam hükümeti ise Cenevre 2 sürecinde görüşmelerin terörle mücadeleye odaklanması gerektiğini savunmaya devam ediyor ve iktidarı paylaşmayı reddediyor. Amerika'nın Sesi Dışişleri Bakanlığı muhabiri Scott Stern. Beşar Esad'a göre El-Kaide'ye bağlı kökten dinci militanların da dahil olduğu muhalefet içinde devam eden şiddet eylemleri, görüşmelerin terörle mücadeleye odaklanması gerektiğinin göstergesi. Beşar Esad görüşmelerde teröristleri destekleyen ülkelerin engellenmesinin de ele alınması gerektiğini söyledi. Cenevre konferansı Suriye'de terörle mücadelede kesin sonuçlar elde edilmesini sağlamalıdır. Suriye'deki terörü terör örgütlerine para, silah ve militan göndererek destekleyen ülkelere baskı uygulanmalıdır. Ancak Esad karşıtlarını destekleyen batılı ülkelere göre görüşmelerin amacı Suriye'de geçiş hükümeti oluşturularak Esad'ın bertaraf edilmesi ve iç savaşın sona erdirilmesi. Amerikan Üniversitesi'nden Profesör Hillary Mann Leverett, Esad'ın terörle mücadele konusunu siyasi güç paylaşımının önünde tutarak Suriye'deki sorunu daha geniş bir çerçeveye oturtmak istediğini söylüyor. Terör, Orta Doğu'daki bütün dinamiklerin merkezinde yer alıyor. Beşar Esad da, babası da terör konusundan ellerinden geldiğince yararlanıyor.
toparlanmaya çalıştı. Cenevre'de de terörü kullanarak Suriye'yi olayların merkezine yerleştirmeye çalışacaklar. Amerika için terör şu anda bir numaralı gündem maddesi. Savaşa katılan Amerikalı cihatçıların sayısının artması da dikkat çekiyor. FBI ve CIA, teröristler tarafından eğitilen ve iyice acımasız hale gelen Amerikalıların ülkeye geri dönmesi yüzünden son derece kaygılı. Esad hükümeti bu konuyu çok iyi kullanacak. Amerika Barış Enstitüsü'nden Steve Heidman, Irak ve Şam İslam Devleti gibi örgütlerin de dahil olduğu muhalefetin içindeki çatışmaların daha ılımlı muhalifleri birleştirebileceği görüşünde. Irak ve Şam İslam Devleti'nin Suriye'de giriştiği şiddet eylemleri çok büyük tepki topladı. Örgüt devrimin amaca ulaşmasının ve silahlı muhalefetin birlik ve güvenliğinin önünde büyük bir engel olarak algılanıyor. Bu nedenle silahlı muhalefette şimdi Irak ve Şam İslam Devleti'ne karşı tavır aldı. Profesör Leverett, bu tavrın Esad'ın Suriye'yi yabancı teröristlere karşı savunma politikasının böldüğü muhalefetin de işine yarayacağını söylüyor. Muhalefet, farklılıklarını gidermeyi başaramadığı için birleşemiyor. Baştan beri çok radikaller. Esad, muhalefetin bu özelliğini kullanıp kendisini hem güçlü hem de laik cephenin krizlerini aşabilen lider olarak sunmayı iyi biliyor. İlk görüşmeler Montreux'de Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesiyle yapıldı. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Lakhdar Brahimi de Suriyeli yetkililer ve muhalefetten delegelerle Cenevre'de bir araya gelecek. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi Washington. ...2014 siyasi açıdan Amerika için çok yoğun bir yıl olacak. Başkan Obama önümüzdeki günlerde 28 Ocak'ta yapacağı birliğin durumu konuşmasında 2014'teki siyasi önceliklerini ortaya koyacak. Sonra önemli bir tarihte Kasım ayı olacak. Zira Amerikalı seçmenler Kasım'da sandık başına giderek kongre üyelerini seçecek. Kongre seçimleri hem Başkan Obama için hem de iki büyük siyasi partiden kongre üyeleri için büyük riskler taşıyor. Özellikle de Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'da çoğunluğu ele geçirip geçiremeyeceği merakla takip edilen konulardan olacak. Tüm ayrıntılar Amerika'nın Sesi İç Politika muhabiri Jim Malone'un haberinde. 2012'de seçimleri yeniden kazanan Başkan Obama 2,5 ay sonra birliğin durumu konuşmasında çok sıcak karşılanmıştı. Çok ilerleme kaydettik. Ancak 2013 başkan için özellikle de kendi adıyla anılan tartışmalı sağlık reformu yüzünden siyasi açıdan çok zor bir yıl oldu. Obama, 2014'te zengin ve orta gelirli sınıf arasındaki gelir uçurumunu azaltmaya ağırlık vermeyi planlıyor. Ekonomiyi toparlarken kimseyi geride bırakmadığımızdan emin olmamız gerek. Önümüzde yapılacak çok iş var. Cumhuriyetçi Partili strateji uzmanı Ron Benjie'ne göre partililer bu yılda Obamacare adlı sağlık reformunu zayıflatmaya çalışacak. Şimdilik hedefte sağlık reformu var. Uygulama konusunda Obama yönetimi beceriksizlik sergiliyor. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Partili Başkanı John Boehner'a göre partinin bu yılki hedeflerinden biri sosyal yardım programlarının genişlemesini yavaşlatmak olacak. Cumhuriyetçiler vergilerin artırılmasına razı olmadıkça ne başkan ne de demokrat partililer bu konuyu konuşmaya yanaşıyor. Biz vergileri artırmayacağız. Brookings Enstitüsü'nden Thomas Mann, Obama'nın ekonomideki iyi işaretlere ve gelir eşitsizliğine birliğin durumu konuşmasında yer vermesini bekliyor. Ekonomik durum, artan istihdam, büyüme ve asgari ücret konusu önemli. Çünkü bunun arkasında ekonomik eşitsizlik ve Amerika'daki ekonomik kutuplaşma var. Partiler üstü politika merkezi uzmanı John Fortier'a göre ikinci dönemlerindeki başkanlar siyasi nüfuzlarını yeniden kazanmada daima güçlük çeker. İkinci dönemde başkanların popülaritesi düşer. Kongredeki rakip partiyi karşılarında bulurlar. Bundan dolayı da ilk dönemde yaşadıkları gibi gündemlerini kongreden geçirme şansları daha azdır. John Fortier'a göre bu yılın gündemini Kasım'daki ara seçimlere kadar sürecek siyasi savaşlar oluşturacak. Ara seçimlere kadar yaşanacak uzun süreç çoğunlukla başkanın aleyhinde gelişir. Burada sorulması gereken soru, Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'da çoğunluğu ele geçirecek oya sahip olup olmayacağı. Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yılda, Senato üyeleri ise 6 yılda bir seçime giriyor. Bu yıl senatörlerin 3'te 1'i seçime gireceği için en büyük riski Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi alacak. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington. Başkan Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Dairesi NSA ile ilgili reformları açıklamasının ardından NSA'nin bilgisayarlara nasıl giriş yaptığı konusu mercek altında. Uzmanlar NSA'nin bunu yaparken casus filmlerini aratmayacak taktikler kullandığının altını çiziyor.
Amerika'nın Sesinden Brian Allen bu durumu konunun bir uzmanına sordu. Ulusal Güvenlik Dairesi'nin kullandığı yöntemler geçen hafta New York Times gazetesinde gündeme gelmiş ve kurumun kötü amaçlı yazılım yani malware kullanarak dünyada 100 bine yakın bilgisayara girdiği ortaya çıkmıştı. Gazete kurumun gizli bir teknoloji kullanarak bilgisayarlar internete bağlı olmasa bile işlerindeki verileri değiştirebildiğini de ortaya koydu. Washington'da yaşayan siber güvenlik uzmanı James Andrew Lewis, bu yöntemlerin NSA'nin kullandığı eski yöntemlerden çok farklı olduğunu söylüyor. NSA'nin 15 sene önce bir sorunu vardı. İstihbarat toplama yöntemleri neredeyse bir gecede değişti. Telefon konuşmaları ve telekom temelli yaklaşım bitti ve NSA internet çağına geçiş yaptı. Uzman internetin asla güvenli olmadığını söylüyor. Bazı programlar internetin güvenli olmamasından ve belki de yaşamlarımız boyunca güvende olmayacak olmasından yararlanıyor. Bu nedenle birçok kurum en hayati ağları ve süreçleri internetin dışında tutmaya karar verdi. Lewis, NSA'nin çok karmaşık yöntemler geliştirerek sanki bir bilim kurgu romanından çıkmışa benzeyen işlemler gerçekleştirdiğini söylüyor. Klavyede kullanılan her harf bir elektronik sinyal yollar. Bu sinyali elde etmek mümkün. Bunu biz de yapıyoruz, Ruslar da yapıyor. Birçok ülke için bu çok mümkün. Şaşırtıcı olan şey çok da yakında bulunmanızın gerekmemesi. Rus örneğine bakarsak onlar bir ara Amerikan Büyükelçiliğinin camlarından klavyenin radyasyonunu topluyordu. Birçok kişi ev anahtarını sahte bir taşın altına saklıyor. Yıllardır istihbarat kurumları buna benzer bir yöntem kullandı. Örneğin, çok hassas bir alıcınız var. Bunu sahte bir taşın içine koyup, örneğin internete bağlı olmayan bir İran nükleer tesisinin önüne fırlatabilirsiniz. Böylece sisteme girmiş olursunuz. Lewis, bu tür casusluk oyunlarının 100 yılı aşkın süredir devam ettiğini ve bunları yapanın yalnızca Amerika olmadığını söylüyor. Dinlendiğini fark edenlerin yaptığı şeylerden biri mesajlarını şifrelemek oluyor. Bundan sonra bu şifreler kırılmaya çalışılıyordu. Ardından da şifreler güçlendirilmeye çalışılıyordu. Yüzyıldır devam eden bu iş ülkeler için önemli. Yalnızca Amerika için değil, bütün büyük güçler için. Hiçbiri sinyalleri toplamayı bıraktım diyemez. Lewis, teknoloji geliştiği sürece bu casusluk oyunlarının bitmesini beklemediğini de belirtiyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Washington'dan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün bültenini izliyorsunuz. TGRT Haber ekranlarından sizlere ulaştırdığımız bu bültenimizin salıdan cumaya kadar olan yayınını kaçırırsanız arşivimize ulaşmak için internet sitemizdeki multimedya bölümü size yardımcı olacaktır. Yayınlarımızda Amerika ve dünya gündeminin en önemli maddelerine dair ayrıntıları aktarıyoruz. Bunu da Amerika'nın Sesi'nin deneyimli muhabirlerinin gözünden yapmaya çalışıyoruz. Dünyanın değişik köşelerindeki muhabirlerimizin gözünden ayrıntılı analizleri yayınımızın dışında internet sitemizde de kolaylıkla okuyabilirsiniz. Bu küçük hatırlatmayı da yapmış olalım. Washington'dan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz için internet adresimiz amerikaninsesi.com. Yarınki programımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar.